Bu AK Parti il başkanı ben hastayken evde bir açıklama yapmış. AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, parti yönetimindeki avukatlarla beraber sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Güner, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a ilişkin hesap vakti dedi. Güner'in paylaşımına Başkan Özcan düzenlediği basın toplantısında cevap verdi. Benim konudan da haberim yok. Tanju Özcan ve şürekası için hesap vakti geldi demiş, değil mi? Öyle tuhaf bir cümle kullanmış. Konuş arkadaşlar. Hani bunlar bizi 97 tane ayrı konudan şikayet etmişlerdi ya. Buraya aylarca müfettiş gelmişti. Müfettiş raporu her nedense bana gelmeden önce onlara nasıl gittiyse açıklama yapıyor. Hesap vakti geldi. Peki detayına niye girmiyor? Madem rapor elinde, hesap vakti geldiyse. Önce şu kadarını söyleyeyim. Arkadaşlar benim şu rakamın içinde kimler varmış biliyor musunuz? AK Parti meclis üyesi Burak Balaban varmış. Bülent Oturak varmış. Fatih Selim varmış MHP'li. Hacer Çınar varmış AK Partili. Şu rakam içerisinde. Altıncı katta. Diyor ya. Hakan Özsoy varmış AK Partili. Hatice Dinç AK Parti meclis üyesi. İsmail Yerlikaya AK Parti meclis üyesi. Kamuran Avcı AK Parti meclis üyesi. Hüseyin Türkmen AK Parti meclis üyesi. Nevzet Çakır AK Parti meclis üyesi. Nurettin Ultürk AK Parti meclis üyesi. Semih Dimicioğlu AK Parti meclis üyesi. Uğur Akbay AK Parti meclis üyesi. Zafer Turan AK Parti meclis üyesi. Şaziye Turan AK Parti meclis üyesi. Arkadaşlar konular ne biliyor musunuz? Hani açıklıyor. 30 kadar konu var bunun içerisinde. Hesap vakti geldi diyor da bunlar o kadar ileri zekalı ki şikayet ederken kendi arkadaşlarını da san altında bırakmışlar. Özcan, AK Parti tarafından şikayet edilen konuların detaylarını aktardı. Şimdi ben size konuları kısaca söyleyeceğim. Tabii ki bu Danıştay'a itiraz yolu açık bir karar. Danıştay bu kararın tamamını kaldıracaktır. Suat Efendi'nin daha detaylı açıklama yapamama sebebi hukuku bildiğinden değil. Evrakın gizliliğini bilmesinden falan değil. Çünkü şu raporun hiçbir yerinde Tanju Özcan ihaleye fesat karıştırmıştır demiyor. Tanju Özcan zimmetine para geçirmiştir demiyor. Tanju Özcan Bolu halkının parasını kötü kullanmıştır demiyor. Konular neler biliyor musun? Çoğu atamalarla ilgili konular. Ben Ergin Yönet'i şuraya niye atamışım? Yok, hemşire olan, mesleğe hemşire olan eski itfaiye müdürünü görevden aldıktan sonra doktorun yanına niye vermişim? Adam hemşire, veterinerin yanına mı vereceğim? İl Başkanı Güner'e belediye başkanlığını yönetemeyeceğini ağır bir dille belirtti. Tanju Özcan ve şürekalıları. O zaman senin aklına de benim şürekam mı oluyor? Ne kadar çirkin laflar bunlar ya. Doymadı yalan söylemeye. Zavallı hurdacı. Sen belediyeye hurdaları sat. Utanmadan hala seçimi kaybet. En büyük oy düşüşü Bolu'da yaşandı. Ondan sonra hikayeden belediye başkan adayı olacağım de. Oğlum seni görevden alacaklar. Ben bilmiyor muyum bunu? Kimi kandırıyorsun sen? Belediye çocuk oyuncağı mı? Sen Cumhurbaşkanı'nın deyimiyle üç koyunu güdemeyecek adamsın. Senin gibi bir adam bu belediyeyi yönetmeye kalkarsa 2 ay yönetemez. 2 ayda belediye iflas bayrağını çeker. Parasızlıktan belediye binasını satar bu. O yüzden hani kendi genel başkanların deyimiyle söylüyorum. Yani üç koyunu güdemeyecek adamlar bizi şikayet ediyorlar akıllarınca. Hesap verme vakti gelmiş. Al gene müfettiş var kardeşim. Biz hesap vermekten kaçmıyoruz ki.